Tele1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat. Ve Yılmaz Polat bizlerle birlikte bu TÜRGEV'i ve çevresinde ve çerçevesinde devam eden faaliyetlerle ilgili olarak bize şimdi kim bilir ne bilgiler aktaracak. İyi geceler Yılmaz abi. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar olsun. Eyvallah. Ne var ne yok Erdoğan'ın bu ziyaretinde neler öne çıkıyor? Çok şeyler var. Neden çok şeyler var? Çünkü bir güne o kadar çok şey sığdırdı ki ama tabii ki resmi temasların dışında sığdırdı. Hemen başlayalım istersen. Şöyle ki bir kere en çok merak edilen bir sorudan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Washington'a yaptığı ziyaret sırasında en fazla konuşulan Erdoğan'ın kaç uçakla gelip gittiği şeklindeydi. İşte evet. Makam otomobili geldi mi? Başka otomobiller getirildi mi? Arabalar. Bunlar flash haber olarak kamuoyunda tartışılmıştı. Ben de bu sorunun cevabından başlayayım şeyden. Evet, Erdoğan'ı getiren bir uçak var. İçinde heyeti de getiren bir uçak var. Yani o bir uçak. Ama görüntülere baktığınız zaman Erdoğan'ın makam arabası da gelmiş. Mercedes araba. Bu da var. Bunu kim getiriyor? Tabii ki ayrı bir kargo uçağı. Askeri bir kargo uçağı. Görüntülerde koruma polislerinin yani Cumhurbaşkanlığı korumalarını taşıyan arabalar da var. Zırhlı arabalar da var. Bunlar da getirilmiş. Yani uçak sayısını veremiyorum ama tabii ki ayrıca bir kargo uçağı da ya da birkaç tane kargo uçağı da New York'a gelmiş. Şimdi araba durumu böyle yani uçak sayısı durumu böyle. Diğer taraftan hemen işte Cumhurbaşkanı ile beraber gelen heyete bir göz atalım. Bu da önemsenecek bir heyet. Çünkü kabineye baktığınız zaman kabinenin dörtte üçü burada gibi yani Amerika'da gibi. Birleşmiş Milletler toplantısında bu kadar bakanın ya da bürokratın ne işi olabilir diye bir soru akla gelebilir. Hemen bu kabine üyelerini sayayım. Şöyle ki Dışişleri Bakanı var, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan var, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı var, Sanayi ve Teknoloji Bakanı var, Ticaret Bakanı var, MİT Müsteşarı var. Bu arada tabii Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı var heyette. Dış politika ve işte güvenlik baş danışmanı var. Çok sayıda bürokratlar var. Ama çok da önemli bir başka Erdoğan soyadlı birisi var. O da Bilal Erdoğan. Tabii burada Bilal Erdoğan bu heyette ekonomist olarak mı bulunuyor yoksa vakıf başkanı mı olarak bulunuyor? Bunu bilemiyorum ama Bilal Erdoğan da heyette. Ben bir de şeyi anlamadım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ya heyette. Bu bakan Birleşmiş Milletler toplantısına ne diye geldi? Bunu da pek anlamlandıramadım ama mutlaka bir görevi vardır. Yani onun için heyete girmiştir. Heyette... Yılmaz abi hakikaten yani örtülü ödenek gibi neye harcandığını bilmiyoruz. Yani. Evet. Örtülü kabine. Örtülü kabine ama kabinenin çoğu burada. Yani bilmiyorum. Diğer ülkelerde böyle mi geliyor? Onu bilemiyorum tabii ki. Ama tabii geçmiş yıllardan tabii ki biliyoruz. Diğer ülkeler böyle değil. Tabii bu arada bunu bitirdikten sonra heyetin listesini hemen bu arada işte şeye geçelim. Erdoğan'ın ayağının tozuyla neler yaptığına. Çünkü hemen temaslarına başladı. Ama ilk teması çok önemli bir menatında hemen kaldığı Birleşmiş Milletler binası ve Türk evine birkaç sokak ötede Türken Vakfı'nın yaptırdığı bir gökdelen var. Evet. Biliyorsunuz bu Türken Vakfı neydi? Türken Vakfı, Ensar ve TÜRGEV vakıflarının Amerika uzantısı. Bunlar bu vakıf Amerika'da işte Manhattan'daki, Manhattan hakikaten dünyanın en pahalı kentlerinden bir tanesidir. Böyle bir bina yaptırıyor, bir gökdelen. İşte öğrenci yurdu olarak deniliyor ama yani her an 7 yıldızlı bir otel konumunda, yani otele de çevrilebilir. Dolayısıyla hemen bu binayı ziyarete gitti. Ziyarette işte yanında tabii ki Bilal Erdoğan da var. Vakfın başkanı Behram Turan, ama vakfın asıl ilk kurucu başkanı Erdoğan'ın kuzeni, dayıoğlu Mutlu, ne Mutlu'ydu? Halil Mutlu var. Evet. O da burada. Biliyorsunuz vakfın yönetim kurulunda bir başka Albayrak soyadlı ama Erdoğan'ın kızı da biliyorsunuz şeyde, vakfın yönetim kurulunda. Başka İmam Hatip'ten Bilal'in sınıf arkadaşları da var. Dolayısıyla bu vakfı ziyarete gitti. Bu önemli de bir vakıf. Şunun için önemli. Zaten şeyin kurucu başkanı Halil Mutlu şu anda da AKP'nin Amerika temsilciliğini yapıyor. Bu vakıf biliyorsunuz biz ortaya çıkartmıştık. Evet. Müthiş paralar geliyor buna. Ben en son olarak yine bu vakfın son Amerikan Adalet Bakanlığı'na bağlı IRS denilen vergi dairesine ödediği vergileri de çıkarttım Musa. Müthiş bir para. Yani mal varlığı şu anda ki bu 2022, yani geçen yıl verilen vergi beyannamesinde mal varlığı 99 milyon, bunlara çünkü muhasebeci olmak lazım bunlara, yani o kadar çok bu vakıfların şeyleriyle boğuşuyoruz ki paralarıyla Musa. Evet. Müthiş bir para şeyi var. Tabii ki yani bu vakfa, evet, bu gördüğünüz şeyde vakfın son Haziran ayında yaptığı bir bildirim, ama daha önce bu Amerikan Vergi Dairesi Türken Vakfı'na şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Arkadaş, sen tek bir vakıf değilsin, sen iki vakfın birleşiminden meydana gelmiş bir vakıfsın. Dolayısıyla Ensar ve TÜRGEV'in ayrı ayrı onlara gelen paraları, onlar için yapılan harcamaları ayrı ayrı bildireceksin demişti. Bunu 2020 yılından beri bu uyarı üzerine yapıyor. Bu gördüğümüz tabloda da yine vergi dairesine gönderilen işte Ensar ve TÜRGEV'e ayrı ayrı yapılan son 6 aylık işte Türkiye'den tabii ki gönderilen paralar. Bunlar işte 80 milyon küsuratları da var. Yani toplamda 17 milyon dolar. Bunlar tabii ki Amerika'da da çok büyük rakamdır. Dolayısıyla böyle bir durum da var Musa. Evet. Bu arada Erdoğan'ın temaslarına gelince temasları sadece yani bugünlük Arnavutluk ve Sırbistan başbakanlarıyla yaptığı bir temas var. Bunun yanı sıra TASK denilen AKP'ye destekli bir dernek var. Bu enteresan bir dernek. Bu derneğin de eş başkanlığını yine dayıoğlu yapmıştı. Yani vakıflara ve buradaki AKP destekli kuruluşlara baktığınız zaman hep aynı isimlere değişik yıllarda rastlanabiliyor Musa, onu söyleyeyim. Evet. Bunun da vermiş olduğu bir yemek vardı bu akşam. O yemekte de Erdoğan bir konuşma yaptı. Ama yani rutin bir konuşma. Tabii ki işte Gazze'ye değindi. Amerika'daki bu derneğin yaptığı tanıtımlara değindi ama aslında bu derneğin yaptığı fazla bir tanıtım olmadığını da daha doğrusu Amerika içinde etkili bir lobi faaliyeti yapacak konumda olmadığını da burada belirteyim Musa. Evet. Sorularım varsa cevaplamaya hazırım. Vallahi şimdi tamam bir şekilde burada hani listede Arnavutluk, Sırbistan, işte belki yani burada yer alan haberlere göre işte Almanya, Zelenski vesaire gibi bir takım şeyler var, isimler var. Amerikalılarla ilgili olarak galiba bundan kim seçilirse seçilsin Türkiye işte aynı şekilde ilişkisini devam ettirecektir gibi bir şey yapmış, açıklama yapmış. Galiba bu Amerikalı iki adayı da rahatlatmış olmalı. Ne dersin? Yani hem Trump hem de Harris şey demişlerdir. Tamam oh yani endişelenmeye gerek yok demişlerdir. Ne durumda temaslar? Var mı gerçekten bir şeyler? Bak şimdi şu anda ekranda Erdoğan TÜRGEV'ine girerken bir tokalaşma var. Orada evet. Eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan. Evet. Da orada karşılamaya gelmiş ama niye gelmiş ben onu da çok anlamlandıramadım. Yani evet. Amerika'daki Türkiye'de yaşadığını biliyordum ama demek ki bu vesileyle Amerika'ya da gelmiş. Belki bilemiyorum başlangıçta kendisinin bir davası da vardı burada. Yani Türkiye'ye gelmeden önce bir bankanın işte müdürlüğünü, genel müdürlüğünü yapıyordu. O banka iflas etti ve o banka bunu, bankanın tabii müşterileri mahkemeye vermişti. Birkaç kişi aralarında Gaye Erkan da vardı. O davanın oldu onu bilemiyorum. Ondan dolayı mı Amerika'da bunu bilemiyoruz. Tabii belki de Erdoğan'ın New York'ta yapacağı iş çevreleriyle, Amerikan iş çevreleriyle yapacağı bir toplantı da var. O toplantıya katılıp ya da Amerika'daki kendi şeyini kullanıp, çevresini kullanıp bir Türk ekonomisine Merkez Bankası Başkanlığı sırasında pek katkısı olmadı ama belki bu toplantıda bu vesileyle belki bir katkısı olur mu diye düşündüm, aklımdan geçirdim ama biraz enteresan bir durum yani şu tablo. Amerikalı iki adaya gelince evet geçtiğimiz günlerde Bloomberg'de bir haber çıktı. Yani Erdoğan New York'tayken ki Kamala Harris'ın New York'ta bir seçim kampanyası için bir toplantısı olacak. Erdoğan ekibinin Kamala Harris'tan randevu istediği yolunda bir haber çıktı. Bu haber gerçi Cumhurbaşkanlığı tarafından net bir şekilde yalanlanmadığını gördüm ben. Ama tabii ki böyle bir şeyin olması çok zor, zorun da ötesinde imkansız. Çünkü Kamala Harris hele yani Türkiye'ye vakit bu şeyde ayırmaz diye düşünüyorum. Çünkü kampanya sırasında zaten Türkiye'ye karşı da ön yargılı birisidir. Daha doğrusu AKP yönetimine karşı. Çünkü Biden'ın yardımcısıydı. Yani öyle bakmak lazım. Öyle dışarıdan aday olmuş bir kişi değil Kamala Harris. Dolayısıyla Biden yönetiminin Erdoğan yönetimine olan mesafesini de biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir randevunun gerçekleşmesi mümkün değildi. Biden da salı günü bir konuşma yapacak ve bir akşam önce de liderlere işte yani bu akşam size göre pazartesi akşamı liderlere bir akşam yemeği verecek. Tabii buraya Erdoğan da davetli. Dolayısıyla Erdoğan'la sadece tokalaşacaktır. Yani böyle bir özel görüşme şeyi olmayacaktır. Bunu iki taraf da söylüyor. Cumhurbaşkanlığı da söylüyor. Zaten Beyaz Saray bunu her zaman böyle bir şey yapmaz zaten. Biden öyle diyor. Ama Biden'ın görüştüğü lider yok mu diye soracak olursan gayet tabii var. Hindistan'la görüştü. Avustralya var. Tabii ki her zaman gibi Ukrayna Başkanı işte Zelenski ile onunla görüşüyor. Yani Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında böyle bir Amerikalılarla bir diyalog kurması ya da bir görüşme yapması programda yok. Yani böyle bir şey yok zaten, programlanmadı. Bu arada hemen şeye de değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de 24'ünde New York'a geliyor. Sosyalist Enternasyonal toplantısı için. Burada işte daha önce de bu soruyu sorup birlikte konuşmuştuk, tartışmıştık. Yani Erdoğan'la Özel arasında bir görüşme bir vesileyle olur mu diye. Bu şey değil ama evet, TÜRGEV'inde karşılaşabilirler mi? Bu olabilir. Yani Türkiye'nin işte Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi belki bir davet yapabilir Özgür Özel'e de ya da genel bir daveti varsa buraya Özgür Özel'i de davet edebilir. Bunları bilmiyoruz ama böyle bir karşılaşmada olabilir. Benim tabii aklıma Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz, Amerika'ya geldiği zaman New York'a bir kaçamak yapıp işte bu Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği Türken yurdunun önünde, gökdelenin önünde bir video da şey yapmıştı, doldurmuştu, yapmıştı. Acaba Özgür Özel de merak eder, Türken yurduna gidip görür mü en azından? Tabii karşıdan içini gezmek nasıl olmuş demek değil. En azından çünkü bu Türkiye'de tartışılacak bir konu, hala da tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Son durum böyle Musa. Evet. Peki abi, son olarak bu Kamala Harris galiba Trump'ı bir kere daha çağırmış bir televizyon tartışmasına. O da yok canım ben artık yokum bu işlerde mi demiş, ne demiş? Evet, çok geç dedi ama şunu da söyledi. Bence bu tartışmaya gitmekten öte söylediği son laf var. O cümle daha önemli. Eğer bu seçimi kazanamazsam 2028'de aday olmayacağım dedi. Bu bana daha ilginç geldi Musa. Yani bu seçimi kazanamazsam 2028'de aday olmayacağım. Biraz öyle. Kamala Harris'in durumuyla Trump'ı son şeylerini hemen kısaca aktarayım, durumlarını. Yapılan kamuoyu yoklamalarında evet, daha önce de konuştuğumuz gibi kritik dediğimiz 7 eyalet ki belirleyecek. Bu artık hemen hemen kesinleşmiş durumda. Yani bu eyaletlerin hemen her seçimde zaten bu eyaletler çok önemseniyor. Şu anda evet, bunların yani 4-5'inde şey Kamala Harris önde ama çok az bir farkla, yani 1-2 farkla önde. No. Ama tabii buna şeyi de, yani %4'lük, 3'lük, 4'lük bir yanılma payı bu kamuoyu yoklamaları yapılarda eklersen bu tabii farkı da ortadan kaldırmış oluyor. Yani şu aşamada evet, Kamala Harris bu kısa süre içerisinde çok önemli atılımlar yaptı ama yine de seçim bıçak sırtında diyelim Musa. Peki Yılmaz abi, çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar, teşekkürler.